Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu iki renkli babet patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize ayak bileği kısmından başlıyoruz. Bu kısmı birkaç sıra ördükten sonra iki sırada arttırma yaparak tamamlıyoruz. Sonrasında iki renkli kısma geçiyoruz. Bu kısımda arttırma yapmadan iki renkli modelli kısmı örüyoruz. Bunu da ayak boyutunuza göre ördükten sonra ayak tabanı kısmını haroşo şeklinde git gel yaparak, bu arada kenar kısımlarında ilmeklerimizi keserek taban kısmını oluşturuyoruz. Patiğimizin arka kısmında ufak bir dikişi var ve en son patiğimizi tamamladık ve dikişini yaptıktan sonra ön taraftaki çiçeğimizi yapıyoruz. Bu çiçeğin yapılışını ben daha önceki videomda paylaşmıştım. Bunun da linkini videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Patiğimde ben bordoya yakın bir kırmızı ve bej renklerini kullandım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Örmek için 2 adet 2,5 numara şişimiz var, 1 adet makasımız var ve arka dikişini yapmak için de 1 adet ince uçlu tığa ihtiyacımız var. Bej rengi ipimizle ilmeklerimizi boyun kısmından atarak başlıyoruz. Yarım tur döndürdükten sonra ilmeklerimizi sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bu şekilde ilmeklerimizi atarak toplamda şişimize 62 ilmek atalım. Sıranın sonunda bir düğüm atarak örgümüze haroşo örerek devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ben haroşolarımı düzden ördüğüm için örgümün her defasında ön yüzünde de arka yüzünde de düz örmeye devam ediyorum. İlk ilmekten itibaren tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Biraz sıkı atmışım ilmekleri. Bu şekilde devam edelim. Burası örgümüzün arka yüzü. İlmeklerimizi hem arka yüzden hem ön yüzden devam edip bu kısmı iki dişe tamamlayalım. Bu kısmı iki dişe tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi ön taraf için ayırdık. 22 ilmek sağ tarafa, 22 ilmek sol tarafa ve ortaya da 18 ilmek ayırdık. Bu 18 ilmekten de arttırma yapıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilk 22 ilmeğimizi yine haroşa olacak şekilde örerek geliyoruz. Bu arada ilmek belirleyicileri malzeme listesinde belirtmeyi unutmuştum. 2 adet de ilmek belirleyiciye ihtiyacımız var. İlk işaretimize kadar olan 22 ilmeğimizi örerek geliyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra buradaki 18 ilmeği 2 kez örüyoruz. Yani 18 ilmekten tekrardan 18 ilmek arttırma yapmış oluyoruz. Sıradaki ilmeğin içerisine batarak 1 ilmek düz örüyoruz ve arka duvarına batarak bir kez daha ilmeği örüyoruz. Şimdi 1 ilmekten 2 ilmeğimiz oldu. Bir sonraki ilmeği de aynı şekilde yapıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz ve arka duvarına batarak bir kez daha düz örüp şişimizden bırakıyoruz. Her ilmekten bu şekilde ikişer ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Bir ördük ve arka duvarına batarak bir kez daha örüyoruz. Bir ilmek ördük, şişimizden çıkartmadan arka duvarına batarak bir kez daha örüyoruz. Tüm buradaki 18 ilmeği aynı şekilde artırmalar yaparak bu kısmı tamamlıyoruz.
ortadaki 18 ilmeğe aynı işlemi yaptıktan sonra kalan ilmeklerimizi yine sıra başında olduğu gibi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. İşaretimizi öncesinde diğer tarafa alalım. Şimdi 18 ilmek arttırmış olduk. Kalan ilmeklerimizi de yine düz örüyoruz. Sıra sonundaki bir ilmeğimizi de ters örüyoruz. Son ilmeği de ters ördük. Şimdi arka yüzden öncesinde düz örerek ön yüze geliyoruz. Sonra artırma yapmadan bir diş daha ön yüzden düz, arka yüzden de düz örerek bu kısmı bir diş daha örüp ön yüze gelelim. Kalan sıralarımızda bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi bir kez daha artırma yaparak devam ediyoruz. Bunun için 30 ilmek sağ tarafa, 30 ilmek sol tarafa ayırdık ve ortaya da artırma için tekrardan 20 ilmek ayırdık. İlk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi yine düz örerek geliyoruz. Sıra başındaki ilmeğimizi örmeden aldık ve ilk işarete kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burası yine örgümüzün ön yüzü. İlk 30 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. İki işaret arasına 20 ilmek ayırdık arttırma için. İşaretimizi artık çıkartabiliriz. Sıradaki 20 ilmeğe yine önce bir kez düz örüyoruz. Şişimizden çıkartmadan arka duvarına batarak bir kez daha ilmeği örüyoruz. Şişimizden bıraktık. Bir sonraki ilmeğe de yine aynı şekilde önce bir ilmek düz ördük. Arka duvarına batarak bir kez daha örüyoruz. Bu şekilde buradaki 20 ilmeği yine artırma yaparak devam ediyoruz. Bu sıranın sonunda toplamda şişimizde 100 ilmeğimiz oluyor. Bu da 37 numara ayaklar için uygun. Büyütmek isteyen arkadaşlar bu kısımdaki artırma, son artırma sırasında 2 ilmek fazla artırarak, sağdan 2 ilmek, soldan da 2 ilmek fazla artış yaparak burada toplamda 104, 108 gibi çift sayı olacak şekilde artırmalarını yapabilirler. Benim vermiş olduğum sayı 37 için uygundur. Buradaki 20 ilmeğe de yine artırma yaparak devam ediyoruz. İşaretimize kadar olan ilmekleri bu şekilde ikişerli örerek toplamda yine 20 ilmeğimiz artış oldu. İşaretimizi çıkartıp kalan ilmeklerimizde sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Sıranın sonundaki bir ilmeğimizde yine ters örüyoruz. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Sonrasında arka yüzden de yine düz örerek ön yüze gelelim. Kalan sıramızda bu şekilde örüp ön yüze geldik. Şimdi bu kısımda bilek kısmında 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşamız var. İkinci renk ipimize sabitledik ve modelli kısma geçiş yapıyoruz. İkinci renk ipimizle baştaki ilk 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2. Sonrasında bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Ve sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 ilmek düz örüyoruz. 1 tane dolayarak arttırma yapıyoruz
ve aynı iki ilmeğin içerisine batarak bir kez daha örüp şişimizden bırakıyoruz. Şimdi arttırmamızla birlikte 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Sıradaki 2 ilmeğe yine aynı işlemi yapıyoruz. Öncesinde 1 tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği önce birlikte örüyoruz. 1 tane dolayarak arttırma ve aynı 2 ilmeğin içerisine batarak bir kez daha örüp şişimizden bırakıyoruz. Tüm buradaki ilmeklere ikişer ikişer aynı işlemi yapıyoruz. Öncesinde 1 tane dolayarak arttırma, sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 ördük, 1 doladık ve bir kez daha örerek buradan 4 ilmek çıkartmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar tüm 2 ilmeğe bu şekilde 4 ilmek çıkartarak örgümüze devam ediyoruz. 1 tane dolayarak arttırma yaptık. Sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 düz ördük, 1 tane doladık ve aynı 2 ilmeğin içerisine batarak bir kez daha düz örüyoruz. 1 tane dolayarak arttırma. Sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 düz ör, 1 tane dola ve tekrardan bir kez daha düz ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz artıyor. Son 2 ilmeğe kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Bunda bir tanesini düz, bir tanesini de ters örüyoruz. Bu ön yüzü sıramızda ilmek sayımız arttı. Şimdi arka yüzü sırasına geldiğimizde de yine başlangıç kısmındaki ilmek sayısına tekrardan eşitleyerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sıradaki bir ilmeğimize ters örüyoruz. Sonraki buradaki arttırdığımız ilmekleri ikişer ikişer birlikte ters örüyoruz. İpimizi ön tarafa getirip sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Sonrasında bir ilmek yine ördüğümüz ilmeklerden bir tane de ortada arttırdığımız ilmeği bunu da birlikte ters örüyoruz. Yani ilmekleri ikişer ikişer birlikte ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tüm ilmekleri bu şekilde ikişer ikişer birlikte ters örüyoruz. Başlangıçtaki ilmek sayısına eşitleyerek bu sırada arka yüzü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca bu modelin ayrıntılı açıklamasını yine kanalımda bulabilirsiniz. Linkini yine videonun altında bulabilirsiniz. Dileyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine 2 ilmeğimiz artıyor. Bunda 2 ilmeği de ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçtiğimizde ipimizin rengini değiştirip buradaki ilk sırayı tekrarlayarak devam ediyoruz. Yani modelimiz üst üste devam ediyor. Kaydırmadan yine ilk sırada olduğu gibi ilk 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında 1 tane dolayarak arttırma, sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 düz örüyoruz. 1 tane dolayarak arttırma ve aynı 2 ilmeğin içerisine batarak bir kez daha düz örüyoruz. Şişimizden bıraktık. Sonrasında yine öncesinde 1 tane arttırma, sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 düz ör, 1 dola, tekrardan aynı ilmeğin içerisine batarak bir kez daha düz örüyoruz. Yani 2 ilmekten 4 ilmek çıkartmış oluyoruz. Öncesinde 1 tane arttırma, sıradaki 2 ilmeğin içerisine batarak 1 düz ör, 1 dola ve bir kez daha düz ör ve şişten bırak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonunda yine 2 ilmeğimiz artıyor. Bunu da bir tanesini düz, bir tanesini de ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzden olan sıramızı tamamladık. Arka yüzden de gelirken sıra başı ilmeğini örmeden alıyoruz. Sıradaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz ve yine ilmeklerimizi ikişer ikişer birlikte ters örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördük. Yine aynı şekilde sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yine geliyoruz. Sıranın sonunda yine başlangıçta olduğu gibi 2 ilmeğimiz artıyor. Bunda 2 ilmeği teker teker ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde devam edip sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra modelimizin ilk 2 sırasını tamamladık. Her ön yüze geldiğimizde öncesinde ipimizin rengini değiştirip modele o şekilde başlıyoruz. Şimdi burada olduğu gibi tekrardan sıramıza başlayalım. İlk 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında hemen bir tane arttırma yaparak örgümüze başlıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği bir örüp bir tane doluyoruz. Bir tane daha örerek toplamda 4 ilmek çıkartıyoruz 2 ilmek içerisinden. Tekrardan bir tane doluyoruz. 2 ilmeğin içerisine batarak bir düz ör, bir dola, tekrardan bir kez daha düz ör. Bu şekilde modelimiz her defasında üst üste olacak şekilde devam ediyor. Ve ön yüzü ve arka yüzü sıralarında ön yüzünde arttırma yapıyoruz. Arka yüzünden yine ilmeklerimizi eksilterek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi modelimizin 3. sırasına başladığımız bu kısmı toplamda şimdi 1, 2, 3. sıraya başladık. Önce sıramızı modelin tamamlıyoruz. Üzerine 1, 2, 3, 4 sıra daha modelden uygulayıp taban kısmına geçiş yapmadan önce bu sıralarımızda bu şekilde yapıp tamamlayalım. Patiğimizin buraya kadar olan modeli sıralarında bu şekilde örerek tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca modelimizden uyguladık. Şimdi taban kısmını örmeye geçmeden önce yine patiğimizin rengiyle ön yüzden ve arka yüzden bir sıra boyunca git gel yaparak bu kısmı haroşa örüyoruz. Kenar ilmeğinden itibaren ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örüp ön yüze gelelim. Taban kısmına geçmeden önce bir diş daha haroşa örerek bu kısmı da tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi taban kısmını örmek için ayırdık. 45 ilmek sağ tarafta, 45 ilmek sol tarafta, ortada da taban kısmını örmek için 10 ilmeğimiz var. Yine ilk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık ve 45 ilmeğimizi ilk işarete kadar düz örüyoruz. İlk işaretimize kadar olan ilmekleri bu şekilde düz örerek geldik. İşaretimizi çıkartmadan devam ediyoruz. İşaret sonrası hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimizi ördük. 2 ilmeği örmeden dönüş yapıyoruz. Döndüğümüzde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 5 ilmeğimizde düz örüyoruz. Toplamda 6 ilmeğimizi örmüş olduk. Döndüğümüzde yine 2 ilmeği örmeden dönüş yapıyoruz. Buradaki 10 ilmeği tek seferde değil, teker teker İlmeklerimizi ilave ederek devam ediyoruz. Şimdi döndüğümüzde ön yüzde sıra başı ilmeğini örmeden aldık. Sonraki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ediyoruz. 7 ilmeğimiz oldu. Döndüğümüzde
İlk ilmeği yine sıra başında örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ediyoruz. 8 ilmeğimiz oldu. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ediyoruz. 9 ilmeğimiz oldu. Döndüğümüzde yine sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda bir ilmek daha örerek örgümüze ilave ediyoruz. Şimdi artık buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmekle örgümüze tabanı örmeye devam ediyoruz. Döndüğümüzde bu kez sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonundaki 10. ilmeğimizi öncesinde sağ şişe alıp işaretimizi çıkarttıktan sonra tekrardan sol şişe alıp örgünün ön yüzünde 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ters örüyoruz. Döndüğümüzde sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeğimizi öncesinde sağ şişe alıp işaretimizi çıkarttıktan sonra tekrardan sol şişe alıyoruz. Örgünün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde her defasında sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte örgünün ön yüzünde birlikte ters. Arka yüze geldiğimizde de sıra başı ilmeğini örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgünün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde sağ şişte ve sol şişte toplamda 5'er ilmek, yani 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sağda, 5 ilmek de solda kalacak şekilde bu kısma kadar ilmeklerimizi keserek taban kısmını tamamlayalım. Patiğimizin taban kısmını bu şekilde keserek tamamladık. En son sağ şişte ve sol şişte de 5'er ilmeğimiz kaldı. Bundan sonraki kısımda da topumuzu örerek devam ediyoruz. Bunun için buradaki 10 ilmeğimizi eksilterek topuk kısmını örüyoruz. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 7 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de sıra başında örmeden almıştık. 8 ilmeğimiz var. 2 ilmek orta ilmeklerden, tabandan gelen ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak bu kez 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Döndüğümüzde sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak örgünün arka yüzünde birlikte düz örüyoruz. Döndüğümüzde ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmek ortadan gelen taban ilmeklerinden 2 ilmek, 1 ilmek de yan taraftan alarak üçünü birlikte ön yüzden ters örüyoruz. Döndüğümüzde sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki 4 ilmeğimizi düz örüyoruz.
Sıra sonunda yine 2 ilmeğimiz var. Bunlar orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak örgünün arka yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde devam edip tüm ilmekleri üçer üçer sıra sonunda birlikte örerek bu kısmı da tamamlıyoruz. Topuk kısmının ilmeklerini de bu şekilde örüp tamamladık. Şimdi son olarak ipimizi kesmedik. Arka dikişi için ben tığ ile birleştirdiğim için bu kısmı tığ ile göstereceğim. Dileyen arkadaşlar bu kısmı dikerek de birleştirebilir. Bir tığdan yardım alarak ilmeklerimizi karşı karşıya gelecek şekilde bir ilmek ön taraftaki örgümüzden, bir ilmek de arka taraftaki örgümüzden alıp ikisini kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bir ilmek ön taraftan alıp bir ilmek de arka taraftaki örgümüzden alıp ikisini kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bu kısmı da bu şekilde yaptıktan sonra ipimizi kesip son olarak ön taraftaki çiçek motifimizde sabitleyip patiğimizi tamamlıyoruz. Devam edip bu kısmı da birleştirmesini yapalım. Son olarak patiğimizin arka dikişini de yaptıktan sonra çiçeğimizi de sabitledik. Burada videomuzun sonuna geldik. Patiğimi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Tekrardan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.